Son hadis bu. Nübüvvet üzere sonra bir hilafet gelir. Siz söylemiştiniz, not etmişim geçen hafta. Hilafetun ala minhacin nübüvveti. Hilafetun ala minhacin nübüvveti. Hilafetun raşide. Onu yaptık geçen hafta. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Geçen hafta Raşid Halifeler hadisini yaptık. Nübüvvet üzerine olan hilafette Raşid'e filmimiz de sanki var. Şimdi tekun nübüvvetu fikum ma şa'a Allahu an tekuna diyor thumme tekunu hilafetun ala minhacin nübüvveti fetekunu ma şa'a Allahu an tekuna ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عظا. Böyle anlatıyor. Hilafet olur. Sonra nübüvvetin üzere, minhacı üzere bir hilafet olur. Sonra onları kaldırır. Sonra mülk, krallıklar vesaire olur. Sonra onlar kalkılır. Diktatöryel ثم تكون ملكا cebriyeten, cebri krallıklar gelir. Sonra onlar kaldırılır. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَتًا. Sonra hilafet olur. عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ. Nübüvvet minhacı üzere. ثُمَّ سَكَتَ. Sonra sustu. قَالَ حَبِيبٌ. Habib diyor ki فَلَمَّا قَامَ قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. Hadis Ömer bin Abdülaziz. Z. وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ عَمَالٍ بَشِيرٍ فِي صَحَابَتِهِ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُذَكِّرُهُ إِيَّاهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عُمَرَ بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاضِ وَالْجَبْرِيَّةِ. Bu diktatöryal rejimlerden sonra gelen, krallıklardan vesaire sonra gelen hilafetin Ömer bin Abdülaziz hilafeti olmasını ümit ettiğimi diyor söyledim. Fe udhile kitabi ala Umar ibn Adil Abdülaziz. Kitabım Ömer bin Abdülaziz'in yanına götürüldü. Fe surra bihi ve acebehu. O da hoşuna gitmiş. Yani benim dönemime mi işaret ediyor diye memnuniyet duymuş. Demek ki yani bunu bu hadisin kullanıldığı dönemde bile, yani hadisin ravileri, rivayette bulunanları bile bunu tekabül etse Ömer bin Abdülaziz'in döneminde tekabül ettiği, onunla eşleştiği düşüncesiyle hadisin bağlamında bunlar geçiyor. Tabi biz hadisin öncelikle isnadı açısından hadis ilk başta muttefakun aleyh bir hadis midir? Sahiheyn'de var mıdır? Yok. İndir bir tık aşağı. Buhari'de var, Müslim'de yok mudur? Öyle de değil, indir bir tık aşağı. Müslim'de var, Buhari'de yok mudur? Öyle de değil, indir bir tık aşağı. Böyle sahih hadislere kademe kademe. Buraları geçeriz, hasen hadislere ineriz. Olmadı, kütüb-i sitte'de bari var mı diye bakarız. Orada yoksa artık birkaç elek aşağılarda bir yerde izlemektir. Birileri buralardan yola çıkarak böyle devletler kuracak, kendisini Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği veya tarif ettiği, Resulullah'ın diliyle tarif ettiği kimseler şeklinde, bağışlayın tırnak içinde, pazarlayacak şeylere vehmetmesi, girişebilmesi tamamen halkımızdaki hadis bilgisinin azlığına, yokluğuna, zayıflığına dayalı bir olay. İşte okuduğumuz hadis Müsned'de var. Ahmet bin Hanbel'in, ki Müsned'de her türlü hadis olabilir, her türlüsü olabilir. Müsned türü hadisler sadece sahih hadisleri toplamak maksadıyla yazılmış değillerdir. Diğerleri de yine müsned türünde. Başka geçtiği doğru düzgün bir yer verebilecek mi program diye bakıyorum. Söz gelimi kütüb-ü siteden herhangi bir yerden maalesef çıkmıyor. Böylece son hadisi de görmüş olduk. Ravilerden bir tanesi anlatıyor o esnada. Kale Habibun. Habib diyor ki, Habib burada Numan bin Beşir'den rivayet eden kişi.
Yani bizim rivayetler açısından kritik dönem sonrasına kalan ravilerden değil. Kritik dönem ravileri. Yani bir hadiste eli güçlüler kimler? Sahabiler. Sonra tabiiler. Sonra kısmen tebe tabiiler. Sonra ravilerin eli artık daralıyor. Yani manipülasyonlar da şeylerde bu aralıkta yaşanabiliyor. Ben en azıysa ondan sonraki zalimlere maliklere de demek lazım. Orada bittiyse hadis. Yani eğer oraya delalet ettiyse ondan sonraki gelenlere... Oralarda anmamış demek ki olur gibi. Peki, akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîmâ li ve lekkum ve lisâir müminîn.